Gençler videoya hoş geldiniz. Bugün bu videoda size gitaristi anlatacağım. Gitarist bildiğiniz üzere counterları belli. Beyzbolcuyu ve itfaiyeciyi rahat öldürür. Ancak boksör de bayağı zorlanır. Hala vuramadım adamı. Asistimizi alalım. Gençler şöyle yapalım. Ben size counter'ları anlatmadan önce şöyle söyleyeyim. Bu diğer karakterlerden daha kolaydır. Yani patır patır bunda vurarsınız. Bizim şöyle kaçalım. İlk ölümümüzü aldık. Kaçalım hemen gitarcıdan. Hadi be. Öldük. Gençler gitarcının diğer karakterlerden kolay olmasının sebebi sağ tık ve sol tıktır. Yani şöyle asistimizi aldık. Neden daha kolaydır gençler? Anlatayım onu da. Çünkü bunda şimşek ve yakın saldırı kombosu vardır. Yani bunda boksör gibi sağ sol, forvet gibi işte zıplayıp sağ sol yapmanıza hiç gerek yok. Her türlü her bakımdan kolay olduğu için ve yakın mesafe. Vur onu abi. Asist oldu, güzel. Kaçalım şöyle. Forvet gibi işte 3 top takıp yukarılarda vurmaya çalışmanıza hiç gerek yok bunda. Çünkü bunun sağ tık ve sol tıkı bellidir, yani komboları da bellidir. Her türlü bu karakterde rahat rahat oynayabilirsiniz. En çok da oyuna yeni başlayanlar, Zombie Rack'a yeni girenler bu karakterleri oynayabilir. Şöyle vuralım. En çok da itfaiyeci ve beyzbolcuyu rahatlıkla öldürebilirsiniz bunda. Hiçbir zorluk çekmezsiniz yani. Hemen şöyle kaçalım. Hemen itfaiyeciye gidiyorum oyunu alabilmek için. Asistimizi aldık. Sürekli adama asist veriyorum. Kendimi kill'den mahrum bırakıyorum. Önemli değil. Ha, itfaiyeci vurdu bu sefer. Geliyorum. Kazandık. Güzel. Eyvallah. Ellerinize sağlık. Neden gitarcı diğer karakterlerden güçlüdür? Onu da söyleyeyim. Çünkü şimşek ve yakın mesafe vuruşlarıyla her türlü kombo yapabilirsiniz. LoL'deki Mastery'i aklınıza gelsin. Hani Q ve sağ tıklar LoL'deki Mastery'i de daha kuvvetli olduğu gibi gitarcıda da daha kuvvetlidir. Neden counter'ları boksör ve forvettir? Çünkü boksör ve forvetin sağ sol komboları çok güçlü olduğu için gitarcıya yaklaşıp her türlü vurabilirler. Gitarcı bunları savurmakta zorlanır. O yüzden counter'ları boksör ve forvettir. Ha, illaki öldürür mü diyorum? Hayır, öldürmez. Zorlar. Sadece gitarcıyı zorlar. Ama Zombie Rack'ın en güçlü karakterlerinden biri olarak gitarcı mükemmel bir karakterdir. Beyzbolcuyu ve itfaiyeciyi tekrar dediğim gibi her türlü öldürebilirsiniz. Şöyle tekrar vuruyorum. Sen şöyle yerinde bir dur. Hemen kaçalım. Bunlar biraz sinirli geldi bana. Atamadık. Bir kez daha dalıyorum. Deminki oyun çabuk bitti sanki. Hemen şöyle bir kez daha dalıyorum size. Sen şimdi ikiye birsin. Ne yapacaksın? İlk öldürmemizi alalım. alttaki yazılara itibar etmeyiniz lütfen.
Hadi de kutuyu harcadık yanlışlıkla. Şöyle geliyorum kanka. Bak ikinci kez vuramadım. Kaçıp kaçıp duruyor. Ben sana demedim mi kaçma diye. Lan onu da mı çaldın? Hadi bakalım. Işınlanalım. Vurma benim kankama. Ben, bu sefer ben gittim. Hadi bakalım ne olsun. Hemen kaçalım şöyle. Ama yedik. Zehir de var ya. Tava yedik. Sıkıntı yok. Bu oyunu da almaya çalışacağım. Kaybedersek kaybederiz. Önemli değil. Ama abi sen hep bensiz ölüyorsun ya. Son kalan da benim. Dur abi. Ben de vurayım şöyle. Ben de bir tava atayım. Bak yine itfaiyeci çekmiş. Ulan sen var ya. Adamlar ahşat oldu bu arada. İtfaiyeciyi her zaman önden öldürün ki son kili de ben aldım ve kazandık. Evet gençler, gitarcının hikayesi budur. Sağ tık ve sol tıktır. Diğer karakterler gibi zorlanmazsınız. Tekrar tekrar anlatıyorum, anlatıp duruyorum. Canınızı da sıkmak istemiyorum. Videomuz buraya kadardı. Videonun altına beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bol bol gitarcı oynayabilirsiniz. Yeni başlayanlara da öneriyorum. Daha sonra boksör ve forvet videolarımız da gelecektir. Onların counter'ları ve taktiklerini de anlatacağım. Bunun teknik ve detaylarını anlattım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.